Merhaba arkadaşlar. Bugünkü Camtasia dersimizde videoların geçişlerinin nasıl eklendiğini öğreneceğiz. Şimdi öncelikle ben Camtasia'mı açtıktan sonra birkaç video ekledim. Bu videolarım medya bölümümde gözüküyor gördüğünüz gibi. Daha sonra bu videolarımı kullanarak nasıl bir şey ortaya çıkardığımı tek tek göreceğiz. Şimdi dersimizin sonunda bu şekilde geçişlerin nasıl yapıldığını öğrenmiş olacağız. Şimdi nasıl bir şey yaptığımı izleyelim. Şimdi gördüğünüz gibi karararak bir video sonlandı. Diğer videoda tekrar izletiyorum. Diğer videoda çerçeve şeklinde küçülerek yeni videomu başlatmamı sağladı. Şimdi bu geçişleri tek tek nasıl yapabileceğimizi görerek başlayalım. Öncelikle bunları siliyorum. Sildikten sonra elimde benim iki tane videom var. İsterseniz tabii ki videolarınızı arttırabilirsiniz. Ne kadar istediğinize bağlı. Videomu biraz kısaltıyorum. Sonra ikinci videomu ekliyorum. Şimdilik Geçişler sekmesine tıkladığımda geçişlerin isimleri var. Sayfanın nasıl geleceği, page turn veya page roll, bu şekilde sayfa çevirerek ya da ortadan açılarak ya da dönerek, yandan. Nasıl istediğinize bağlı olarak buradan değişiklik yapabiliyorsunuz. Ben movement seçeneğine basmışım. All dediğimiz zaman tüm seçenekleri görebiliyoruz. İstersek pixel, glow, pixel, böyle. Burada bir sürü seçenek çıkıyor karşımıza. Şu şekilde başlayalım. Bir tanesini deneyelim bakalım. Mesela piksel seçeneğini deneyelim. Sadece birinci videonun sonuna gelsin. Birinci videomun sonuna, ikinci videomun da başına geldi. İkinci videomun başından silebiliyorum. Şimdiki bir izleyelim bakalım. İkinci videomun sonunda bakalım nasıl bir değişiklik olacak. Gördüğünüz gibi piksel vererek geçiş sağladı. Başka ne ekleyebiliriz? Mesela bu seçeneği ekleyelim. Yine bir tek buraya ekliyorum. Bu sefer buraya şunu şöyle ayıralım. Bundan delete tuşuna basarak. Şimdi tekrar izliyoruz. Bu şekilde bir geçiş oldu. Geçişimizin süresini istediğimiz gibi artırabiliyoruz. Hadi bakalım artırdım neler oldu. Bu şekilde yavaş yavaş bir geçiş sağladı. Geçişler bu şekilde. Şimdi videomu güzelleştirmek için kullandığım bu geçişlere diğer videomu birleştirerek bakalım daha nasıl eklemeler yapabiliriz görelim. Şimdi sonunu blend seçeneğini kullandım. Peki başına nasıl kullansam diye bakıyorum. Nasıl gelse bu şekilde gelebilir. Şuraya ekledim. Yine uzattım. Yine izleyelim. Gördüğünüz gibi böyle açılarak geldi. Daha sonra öbürünü eklediğimde böyle kapandı. Hem başına hem sonuna aynı ekleyebiliriz. Bakın şimdi. Şimdi ben hangisini zaten burada üzerine geldiğinizde nasıl bir şey olduğunu görebiliyorsunuz. Ön izleme veriyor. Ben bunu hem başına hem de sonuna eklemek istiyorum videomun. Yine seçiyorum, sürüklüyorum. Daha sonra oynatınca bakalım ne oluyor. Bu şekilde geliyor. Ve bu şekilde de gidiyor. Eğer dediğim gibi başına veya sonuna istemiyorsanız kendini sarı bir renk alıyor. Bu renkten renge basıldığında bu renk geldiğinde delete tuşuna bastığınız zaman istediğiniz gibi silebiliyorsunuz. Şimdi bakalım başka bir şey daha ekleyeyim. Daha sonra videomuzu baştan sona izleyelim. Evet. Başlıyor tekrar. Bu şekilde açıldı. Bu şekilde gitti. Yeni videom bu şekilde başladı. Ve bu şekilde bitti. Ben
Şimdi bu videomdaki burayı silip videomu iyice buraya yaklaştırdım. Bunu da bu videom bu şekilde bittikten sonra öbürü başlasın diye. Bu şekilde. Siz de nasıl istiyorsanız burada bir sürü seçenek var. Bu seçeneklere tıklayarak nasıl bir şey istediğiniz videolarınızı birleştirerek geçişleri sağlayarak güzel videolar oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Geçişler dersimizin sonuna geldik. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sorularınız varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Hoşça kalın.